Arkadaşlar, Yapıyorum 20 kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine önceki videomda olduğu gibi aynı marka, Alman Sinaker marka olan bir ürünü tanıtacağım. Bu ürün Sinaker marka tilki kuyruğu testere. Önceki videomda 58 volt 5 amper saat Sinaker marka darbeli matkabı tanıtmıştım. Bu videomda da aynı markanın 58 volt 5 amper saat olan tilki kuyruğu testeresini tanıtacağım. Darbeli matkapta biliyorsunuz henüz tam kullanmadığım için sadece kutu açılımı gibi bir video çektik. Bunda hem kutu açılımını yapacağız hem de size kullanım tecrübemden bahsedeceğim. Bu ürünü alalı bir hafta, 2 hafta falan oldu. Geçen hafta kullandım ben ürünü 2 gün boyunca, cumartesi ve pazar. Ve gerçekten de hani memnun kaldım. Bu arada videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama hani bugün 16 Nisan 2022, yani yaklaşık 9 Nisan ve 10 Nisan gibi tarihlerde kullandım ben ürünü. Şimdi kutu fena değil arkadaşlar. Sağlam sayılır, yani herhangi bir sıkıntı yok. Ürün geldiğinde işte bir tane garanti belgesi beraberinde geldi. 5 tane testere var, tilki kuyruğu testere. Bunların işte 10 TPI, işte 8 TPI, 12 TPI metal ve ağaç kesimi için olan uçlar beraberinde geldi. 3 tane ağaç, 2 tane metal testere ucu geldi. Ürünü alırken ben arkadaşlar matkapta da 58 volt 5 amper saat almıştım. Hani dedim uyarsa, adaptörler uyarsa 4 tane aküm olur. Aküler uyarsa 4 tane aküm olur. İşte gerek işte matkabınkini tilki kuyruğunda, gerek tilki kuyruğunun aküsünü matkapta kullanırım diye düşündüm. Fakat tabii satıcıya sormadım. Hani bunlar uyumlu mu, uyuyor mu birbirine diye. Orada bir hata yaptım. Meğersem uymuyormuş. Şöyle göstereyim. Şu işte matkabın aküsü, bu da işte tilki kuyruğu testerenin işte uymayacağını buradan da anlayabilirsiniz. Şu uçlar zaten hani birbiriyle uyumlu değil. Alırken ben hani öyle düşündüm, öyle aldım. Fakat uygun değilmiş. Ha, bu arada şu da vardı ama ben bu ürünü internetten araştırdığımda, yani bu ürün demeyeyim daha doğrusu, tilki kuyruğu testere araştırdığımda fiyatlar yüksekti. 36 volt 5 amper saatli olanlar falan bu ürünü aldığım fiyatlardaydı. Bu ürünü ben 949 liraya, 950 liraya aldım. Ve açıkçası hani memnun da kaldım. Kullanım tecrübelerimi de aktaracağım size. Üründe 2 tane akü geliyor. Yanına bir tane daha şarjlı matkaba göre daha profesyonel bir şarj cihazı geliyor. İşte aküler boşken takıp doldurduğunuzda, şöyle göstereyim nasıl takıldığını da bu arada. Şöyle ters çevirip takıyorsunuz. Sürgü geçirir gibi işte. Sonrasında şurası kırmızı yanıyor. Boş olduğunda, dolduğunda da yeşile dönüyor. Yaklaşık 3 saat gibi bir sürede doluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama 3 saat gibi hatırımda kalmış. Ürünün makinesi de bu şekilde bir makine arkadaşlar. Makineyi de çıkartalım şöyle. Makine bu. Şurada, hemen şurada bir kilit sistemi var. Kilit olduğunda basamıyorsunuz, görüyorsunuz. Kilidi kaldırdığınızda basabiliyorsunuz. Yani bunu, ucunu falan değiştirirken kilit de kullanmanız faydalı olur. İşte aküyü şu şekilde takıyorsunuz. Bakın şu an geçti. Şu an kilitli, basamıyorum. Kilidi açıyorum. Şöyle bakın. Hafif dokundum. Bu şekilde kesiyor arkadaşlar. Ürünün işte ucunu değiştirirken falan iş güvenliği açısından muhakkak ve muhakkak şu kilidi kapatın. Hatta ve hatta ben şunu yapıyorum. Adaptörü de çıkartıyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde çıkartıyorum. Yani içiniz rahat olsun. Herhangi bir, Allah muhafaza, kaza bela olmaması açısından hem kilidi kilitleyip hem de aküyü çıkardığınızda hiçbir şey olmaz. Kutuya tekrar geri koyarken de hani çoluk çocuğu olanlar için ne olur ne olmaz. Aküyü çıkartmasında fayda var arkadaşlar.
Dediğim gibi ben bunu işte fayda fiyat açısından araştırarak aldım internette. Ha, bu marka ile ilgili bir video vesaire de göremedim. Açıkçası biraz da hani bu videoyu çekmemdeki bir amaç da bu. Bu markayı alacak olan arkadaşlar bu videodan faydalansın. 36 volt 5 amper saatler mertebesinde olan akülü cihazlar 1000 lira 900 lira civarındaydı. Bu üründen bir tık düşük bir cihaz vardı. 58 volt 5 amper saat diye yanlış hatırlamıyorsam o da 750 lira civarındaydı. Ama dediğim gibi ben hani işte matkapla uyumlu olduğunu düşünerekten öyle bir hataya düştük. 4 tane akümüz olacak hem matkaba hem testereye ikisini birbirine kullanırız dedik. Fakat işte matkap da hani burada ama uyumlu olma gibi bir lüksümüz yok. Yani girmiyor bile yani şey ebat olarak baktığınızda zaten sıkıntı. Ama hani bu düşünceyle aldık ama olmadı. Uymuyor birbirine. O sıkıntı değil. Şimdi ürünle ilgili ben size hani kullanım tecrübemi anlatacak olursam arkadaşlar ürünü yeniden çıkartayım o noktada. Yani üründen ben gayet memnun kaldım. Yani şu kalınlıkta diyeyim yani şöyle şu kalınlıkta şöyle gösterebilirim. Şu kalınlıkta arkadaşlar çalı dallarını kesti. Yani bayağı bir kesti. İki aküyle beraber yaklaşık 37 taneydi diye hatırlıyorum. Hatırımda öyle kalmış. 37 tane. Ha bu 37 olmaz da hepsi aynı kalınlıkta değildiyse işte böyle işte 30-35 dal rahat keser yani. Öyle bir ürün. Ben memnun kaldım. Hani inşallah alırsanız, alacak olursanız inşallah alan arkadaşlarım da biraz hani bu işler şanslıdır denir ya. İnşallah şans yaver gider. Memnun kalacağı bir ürün alır. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Yapıyorum 20 kanalına abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.